Türkiye'nin tarihe geçmiş örnek bir dış politika örneğini anlatacağım size bu videoda. Diyeceksiniz ki kardeşim müzik yorumcusuyla ne alakası var e, dış politikanın? Çok alakası var diyeceğim ben de size. Sene 1979. Oyda! Ah, dediğinizi duyar gibiyim. Kaç sene geçti kardeşim. Şu anda 2020'de yapıyoruz biz bu videoyu. 1979. Abo! 41 sene öncesine. Hatta 78'den başlayacağım ben. Böyle moruk baba da hocalar gibi ama bakın iyi dinleyin. Bunda politika ile ilgilenenler, müzikle ilgilenen herkes bunu dinlesin. Çünkü benim naçizane bir görüşümü paylaşmak istiyorum. Efendim Eurovision şarkı yarışması, her zaman Eurovision şarkı yarışması politikayla yan yana olan bir bela yarışma olmuştur bütün dünyada. Nedense müzik yarışır ama her zaman politika girer arkadaşlar. Çünkü bir politik görüşünüzü yaygınlaştırmak ve karşı tarafa adapte etmek istiyorsanız bunu en iyi sanat yoluyla yapabilirsiniz. Sanatın da en önemli adalları nedir? Müzik, sinema. İlk etapta en güçlüler. Dolayısıyla televizyonun için her zaman e, politikalar yan yana e, gelmiştir. Şimdi hikayemize başlayacağız. Bakın Türkiye'nin çok önemli bir dış politika e, davranışından bahsedeceğim size. Efendim sene 1978. Oradan başlayalım. Televizyon şarkı yarışması Fransa'da yapılıyor. Nilüfer bizim bugün bildiğimiz e, divamız, büyük starımız Nilüfer e, ve grup Nazar seni Sevince adlı şarkıyla yarışmaya katılıyorlar. Ee, şarkılarını seslendiriyorlar 2 ee, puan alıyorlar bok gibi 1 puan ve 2 puanla 18. oluyorlar 20 tane ülke yarışıyor yarışmada ee, Türkiye ile Finlandiya 2 puan alıyor Norveç de 0 puan alıyor yani son 3. sırada Norveç 0 Türkiye Finlandiya 2 puanla rezil kepaze oluyoruz Bu 2 puanı da bize bir tanesini Norveç verdi yani arkamızda sonuncu olan 1 puanı da İngiltere verdi Koca yarışmada 20 ülkeden birer puan alıyoruz. Tabi büyük bir hüsranla geri dönüyor Nilüfer e, ve grup nazar. Durma Mayı'da o sene İsrail kazanıyor. İsrail'in çok önemli ve Türkiye'de tutan güzel bir revizyon şarkısı vardır. Abani biya bonebe Abani abone Be Yahudice yes, Stew, bilmediğim için İbranice o kadarını söyleyeyim. Bu şarkıyla İsrail birinci oluyor. Abani 1979 yılında Eurovision şarkı yarışması hazırlıkları başlıyor. Eurovision'un şartnamesine göre yarışmayı kazanan ülke ertesi yıl düzenler. Böyle. Dolayısıyla yarışmayı kazananın ödülün yanında turistik amaçlı ne bileyim başarılı olmak için yarışmayı da siz düzenliyorsunuz ve İsrail yarışmayı 1979'na düzenlemeye başlıyor. Bu ara. Türkiye'de yarışmaya katılacağını söylüyor. Yani o aldıkları iki puan ve kepazelik moralini bozmuyor Türkiye'nin. Biz katılalım diyor Türkiye. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit idi. Ve çalışmalar başlıyor. Yine işte yarışma yapılıyor. Amatörler, profesyoneller herkese duyuru yapılıyor. Herkes bestesini yolluyor. Şarkısının demosunu yolluyor. Ve 14 tane şarkı finale kalıyor. Bu 14 şarkı içerisinde İlhan İrem'in de Bir Yıldız adı şarkısı yer alıyor. İlhan İrem hatta favori. Herkes diyor ki İlhan İrem gider çünkü zaten popüler. Diğer insanlar, diğer solistler o kadar popüler değiller. E, bir yıldız güzel bir şarkı e, ve e, şunu da söyleyeyim e, İlhan İrem de zaten büyük bir isim o dönemlerde. E, o anda İlhan İrem'in bir askerlik meselesi çıkıyor. Yani askerliğini erteletemiyor mu, tecil mi edemiyor? Ne oluyor? Askere gitmek zorunda kalıyor. Tabii ki o zaman, ya yani o zamanki dünya ve Türkiye bugünkü gibi değil. Bugün askerlik için ne yapıyorsunuz? Önce bir vakıf üniversitesi, bir devlet üniversitesi normal bir üniversiteye gidiyorsunuz. Trink basıyorsunuz parayı. Çakma bir yüksek lisansta önce bir ertele, bir erteliyorsunuz askerliği. Sonra zaten bedelli çıktı. Yine trink basıyorsunuz parayı. Ama 29 gün askerlik yapıp dönüyorsunuz. O zamanlar yok abi. O zaman yok öyle parayı ver askerlik yapma. Hakaret. Orduya hakaret. Çünkü kapitalizm yok o kadar noktaya gelmemiş. Öyle diyeyim size. İlhan İrem de olsan, Michelle Jackson da olsan ne bileyim Madonna da olsan askere gideceksin arkadaş. Öyle diyeyim size. İlhanilem gitmek zorunda kalıyor işte o anda askerlik şeyinde. Ve müzik şirketi Eurovision'da yarıştığı şarkı olan Bir Yıldız'ı planda yayınlıyor. <laughs> Derken TRT diyor ki hop diyor. Diyorum bakın yıllar farklı. Kurallar net. Bir şarkının Eurovision şarkı yarışması finallerinde yarışması için o şarkının yayınlan herhangi bir plakta kasette yayınlanmaması lazım. Sen diyor İlhan İrem'e ve plak firmasına sen bunu plak olarak yayınladın. Aha plak elimde seni atıyoruz yarışmadan diyorlar. Hoppala yedim İlhan İrem kazı. Yedim arkadaş kazı bakın bok yoluna derler ya öyle diyeyim size. İlhan tabi üzülüyor. Askere gidiyor falan filan falan. E, Edis Kalifi ediliyor. 14 şarkı düşüyor 13'e. Ve e, yarışma yapılıyor. E, yarışma finalinde Seviyorum ve Çağrı adlı iki şarkı ön plana geliyor. İkisi de 58 puan alıyor. Hayda al sana bela şimdi. Ulan 58 puan aldık hangisi gidecek? Ne yapacağız diye düşünürlerken bunlar bakın Türkiye ne kadar ilkel o yıllarda. Yani bugün aslında bugün kendisine oturup kalkıp dua etmesi lazım. Ne elektroniği? Elektronik yok ki arkadaş. Nasıl yapıyorlardı biliyor musunuz? Ha böyle ben nasıl bu yazıyı el yazımla yazdıysam bir tane tahta var. Puanları böyle tahtaya elle yazıyorlarmış. Baktılar açtılar tekrar toplayalım dediler. Bakalım 59 puan ediyor mu? Meğersem tahtadan puanları toplarlarken yanlış toplamışlar. Ve baktılar tekrar farklı bir şey çıktı ve e, seviyorum adı şarkı birinci oluyor 79 revizyonunda. Gece. Tabii ki e, düşünün yani tahtaya yazılan şarkılar puanlar eşit çıkıyor sonra olan bir daha toplayalım bunu tam bir komedi yani ilkokul sınıf seviyesinde sonra tabii ki bu şarkıyı Maria Rita Epik adlı bir yorumcu ve e, 20. 21. Peron adlı grup seslendiriyor Maria Rita Epik İzmirli cici bir kız çok da güzel videosunda da görün. Çok da, yani İzmirli kızlar güzel oluyor zaten. Yani yıllar boyunca İzmirli kızlar güzel olmuştur. Çok cici bir İzmirli kız olarak o zaman da teenager'lık döneminde şarkıyı çok sempatik bir şekilde seslendiriyor. Kaliteli, modern ve e, güzel bir tiki kız bizi Türkiye'de Eurovision şarkı yarışmasında temsil edecek. 1979 yılında çalışmalar başlıyor işte bilmem ne cadda, curtta filan falan. O sırada 20 ülke yarışmaya katılacağı söyleniyor. Türkiye'nin 11. sırada yarışacağı söyleniyor. Okey hazırlıklar devam ama ama İsrail katakullilere başlıyor. İsrail yarışmayı ee, Kudüs'te yapmak istediğini söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Ben de yine size diyeceğim. Kel alaka. İsrail'in başkenti Tel Aviv'dir normalde. Yıllardır öyle. Hala da öyle. Eee... Kudüsü e, kutsal topraklar olan Kudüs'ü de 1967 yılında işgal ediyor. Doğu Kudüsü İsrail. ve 1980 yılında da e, Kudüs'ü e, bölünmez bir başkent olarak ilan etmenin hazırlıklarını yapıyor 79 yılına geldiğimizde. Tabii ki kutsal topraklar olduğu için e, ve bir Filistin devletinin, Kurulması için mücadele veren Araplar ve Müslümanlar, İsrail'in bu işgal hareketine karşı bir mücadelede bulunuyorlar. Yani İsrail diyor ki arkadaş, Kudüs benimdir, stringirin diyor, tamam mı? Benimdir demesi dediği diye kalmıyor, Kudüs benim başkentimdir diyor. Ve 1980 yılında bunlar tezgah yapıyorlar dünyaya Kudüs e, İsrail'in e, bölünmez başkenti olarak. Ee, anons edecekler. Ee, bunu nerede yaparlar en güzel? revizyonu Kudüs'te yapalım. Bütün Avrupa ülkeleri bize gelecek. Dünyada da zaten yayınlanıyor. Bir anda Kudüs, Eskişehir, İsrail çok güzel bir PR olacak diye tezgahı kuruyorlar bunlar. Fakat o dönem şunu söyleyeyim, uluslararası alanda e, dünya Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu tanımıyor. Yani hayır diyor dünya. Biz tanımıyoruz Kudüs senin başkentin değildir diyor. Orada bir katakulli var sen gittin tezgah çevirdin Kudüs'ü aldın diyor. Filistin devleti büyük bir ciddi bir sıkıntıdır. Çok can yanmıştır, çok kan dökülmüştür Müslümanlara. Gerçekten de çok zulümler yapılmıştır. Yani kutsal topraklar üzerinden yapılan bir rant kavgasında bir Müslüman devleti olan Filistin devletinin kurulmasının da engellenmesi sağlanmıştır. Yani İsrail çektirmiştir. Filistin'e yıllardır devam eden bir konu ama tabii Türkiye o dönemlerde daha hassas Müslümanlık konusunda e, ve e, uluslararası alanlarda Filistin'e destek veriyor ama tabii ki bir yandan Amerika var bir yandan Sovyetler var solunda Amerika sağında Sovyetler Hastirne bok lan buraya baksan öbürü sana tokat atıyor buraya baksan öbürü sana tokat atıyor kaldık mal gibi ortada biz ülke olarak neyse e, İsrail e, Kudüs'ü e, dünyaya tanıtımını yapmak için yani Kudüs bizimdir'i tanıtımını yapıp ve dünyanın bunu kabul etmesi için öyle vizyonu Kudüs yapacağını açıklıyor. Tam bu sırada Arap ülkeleri de diyor ki ya yapma diyor etme yani zaten aldın işgal ettin bokunu çıkardın ver mücadele bürokrasi artı ya hafif de kavga, kavga patırdı var öyle diyeyim size. Tabii ki Avrupa'ya çağrıda bulunuyor Arap ülkeleri diyor ki ya gitmeyin Kudüs'e Tel Aviv'de yapsın ya zaten bir ara bir Tel Aviv'de yapacağım dedi İsrail bakın. Fakat yapmadı. Kudüs'te yapacağım diyor. Ya o da diyor ki eğer Avrupa, Arap Arap e, Birliği Arap ülkeleri diyor ki eğer Kudüs'te yapılırsa ve siz de bu Kudüs'e giderseniz Eurovision şarkı karışmasında siz şu ana kadar tanımadığınız Kudüs'ün, İsrail'in e, başkenti olduğunu konusunu tanımış olursunuz diyor. Yapmayın diyor. Dinlemiyor Avrupalılar. E, burada işte Türkiye devreye giriyor. Bakın Kudüs meselesi için bir parantez açmak istiyorum. Yarışmayı 2010'lu yıllarda yine kazandı İsrail. Yine Kudüs'te yaptı yarışmayı. Yine aynı sıkıntılar çıktı. Yani bakın 2017, şu andaki 2020'deyiz ama 2017 yılında da e, Trump 2017 ya da 2018 o civarlarda İsrail'in başkentinin Kudüs olduğunu tanıdığını söylüyor. Yani mevzu o kadar geniş bir mevzu. 79'daki kavga 2018-19'a kadar devam ediyor. Yine Eurovision'u kullandı İsrail orada. Ama tabii 2019'daki savaş daha büyük. Türkiye'de hazırlık yapıyor. Eurovision'a gidecek, Kudüs'e gidecek. İşte o dönem Başbakan Bülent Ecevit. CHP'nin başkanı. idealist bir başkan. Avantayı düşünmüyor. Sadece ülkesini düşünüyor. Gün geliyor solcu, gün geliyor sağcı, gün geliyor milliyetçi Kısacası Türk olarak Türkiye için, ülkesi için ne gerekiyorsa onu belli bir mantık silsilesi içinde yapan e, rahmetli bir gerçek siyasetçi. Yarışmaya 10 gün kaldı. Bakın yarışmaya gidecek Türkiye. Maria Rita Epik kızcağız hazırlanıyor. Tiki tiki cici bir kız, hoşta bir kız İzmirli. E, 31 Mart 1979'da İsrail'in Kudüs e, şehrinde yapılacak yarışma. Türkiye'de homurtular var. Ya biz gitmeyelim, gidelim, gitmeyelim. Biz Müslümanız. Müslüman kardeşlerimiz olan Filistinlilerin e, kutsal toprakları, orayı işgal etmiş bir İsrail. E, oraya gidersek biz tanımış oluruz bu işgali tartışmaları içinde varken Bülent Ecevit olaya el atıyor. Ve diyor ki bakın bu tarihte ilk ve tek olaydır. Biz diyor yarışmadan çekiliyoruz arkadaş diyor. Ve Kudüs'ün Türkiye'deki o yarışmaya katılarak Kudüs'ü kabul edi, ettiği anlamına gelmesini engellemek için 10 gün kala yani yarışma 31 Mart 1979'da yapılacaktı. 21 Mart 1979 tarihinde yarışmadan çekiliyor Türkiye. Bülent Ecevit Dışişleri Bakanlığına gereken talimatı veriyor. Dışişleri Bakanlığı devreye giriyor ve yarışmadan çekildiklerini söylüyorlar. Şok. Şok etkisi. Ee, hatta yarışmayı da yayınlamıyor TRT o dönemlerde. Böyle bir ambargo. Tanımıyoruz arkadaş seni. Delikanlı gibi davranış. Yani Müslüman kardeşlerimize zarar veren bir devletin e, işgal ettiği bir toprağı e, dünyaya kabul ettirmek için yaptığı müziği ve sanatı kullanarak, revizyonu kullanarak yaptığı bir tezgahı oyununa gelmiyor Türkiye. Ve bakın eee PR için çok önemli bir konuydu o zamanlar ee, Kudüs. Hala da öyle, öyle diyeyim size. Trump map hala konuşulur. Türkiye'nin e, bu Filistin ve Kudüs konusunda 1979 yılında e, yarışmaya katılmayarak gösterdiği davranış çok önemli bir davranıştır. Yani Atatürk'ten sonra Cumhuriyet tarihi boyunca gösterilen en net, en sahici, en delikanlı ve en ben buyum arkadaş diyen tavır olmuştur. Ve bakın o zamanki Türkiye'yi söylüyorum size. Rezervler boş. Hani Demirel'in meşhur bir lafı var. 5 sente muhtacız. Rezerv nedir? Ülkenin parası. Boş abi boş. Yani para yok ülkede. E, petrol yok. Sanayi yağ kuyrukları. Çünkü ambargo var. Amerika'dan ambargo yemişiz. Öyle diyeyim size. Yoksul bir ülkeyiz. Yani, harbi yoksul bir ülkeyiz. Bakın enteresan bir anekdot. Gençler bilmez. O yıllarda Türkiye'de elektrik kısıntısı yapılıyordu. Ne demek bu şimdi diyeceksiniz. Elektrik kısıntısı şu şu. Para olmadığı için Türkiye'de enerji de olmadığı için her gün 2 saat bazen de 3 saat elektrikler kesiliyordu. Tasarruf için arkadaş hani biz deriz ya elektriğimizi doğalgazımızı keselim tasarruf edelim çok fatura gelmesin diye. İşte böyle bir Türkiye'den bahsediyorum. Elektrikler kesiliyordu abi bildiğiniz saat atıyorum 7 mi oldu akşam? Drink, devlet kapatıyordu elektrikleri. Niye kapatıyor? Tasarruf için. İşte böyle yoksul bir ülkenin başbakanı Bülent Ecevit bütün yoksulluğuna rağmen delikanlılık yapıp İsrail'e rest çekti. Ve dedi ki Kudüs meselesinde Müslümanlar haklıdır. Biz şarkımızı göndermiyoruz televizyona. Siz istediğiniz kadar Kudüs'te yapın. Biz tanımıyoruz. Bitti. Bu tabii ki e, Avrupa Yayın Birliği daha sonra ceza veriyor Türkiye'ye. Formality'den bir ceza oluyor bu. Bunu da ödüyor Türkiye. Ve e, o yoksul, rezervleri boş olan, terör sıkıntısı yaşayan sağcı solcu kavgaların ön planda olduğu, bir yandan Amerika'nın sıkıştırdığı, bir yandan Sovyetlerin sıkıştırdığı, bir yandan derin devletin sıkıştırdığı Türkiye devleti, bir yandan elektrik kısıntıları, aygaz kuyrukları, sana yağ kuyrukları, petrol kuyruklarının yaşadığı Türkiye Devleti'nin e, başbakanı e, Bülent Ecevit çok delikanlı gibi bir davranış gösteriyor. Ve Türkiye'nin en önemli dış politika e, atağını yapıp Eurovision şarkı Karışması'nda Kudüs'e Maria Rita Epik'le e, grup 21. peronu yollamıyor. Tabii ki burada Maria Rita Epik'e evet, güme gitti kız. Sonra kariyeri zaten durdu. Grup Beran çok fazla bir şey yapamadı. Çok üzüldüler. Düşünün şimdi madalyonun diğer yüzüne de bakalım. 10 e, gün kala siz uluslararası bir yarışmaya gideceksiniz. 10 gün kala gitmeniz engelleniyor. Bu da üzücü. Ama eğer konu vatansa, konu milletse gerisi teferruattır. Türkiye'nin bu gösterdiği tarihi davranışı bugün hiç kimse yapamaz. Zaten 1980 yılında darbe oldu. 1980 yılından sonra gelen hiçbir başbakan, hiçbir dışişleri bakanı, hiç kimse Kudüs konusunda delikanlı gibi bir tavır gösteremedi. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ciddi bir tavırdı. Yani bu biz seni tanımıyoruz kardeşim tavrıydı. Bakıyorum notlarıma Kudüs meselesini bugün takan yok. Müslüman dostlarımıza, Müslüman kardeşlerimize dünyada yapılan zulümleri bugün takan yok. Niye Avanta? Avanta? Aman o Müslümanlara şunu yapıyor, şşş para gelecek para para, şşş tamam mı? Ya işte Kudüs'te taşı var Müslüman, şşş para, sonra bakarız. Bu olmaz. Böyle olursa biz ne oluruz biliyor musunuz? Biz bir sömürge oluruz. Önce milletimizi, dinimizi, varlığımıza karşı tehdit olan varlıklara karşı bir baş kaldırmayı. Ama böyle bu kavga patirde anlamında söylemiyorum. Tıpkı Cevit'in yaptığı gibi. Katılmıyorum arkadaş yarışmaya. String katılmıyorum dedi. Bitti. Sen neyine güveniyorsun lan? Şaka maka. Neyine güveniyorsun? Yoksun bir ülkesin abi. bit Bitik bir ülkeyiz. Allah korudu bizi o yıllardan. Bugün multi zengin Türkiye öyle değil mi o yılların yanında? Katılmıyorum diyebilecek bir delikanlı yok. Ve bu adam Cumhuriyet'in rahmetli de, Cevit. CHP'nin CHP başkanı. Bakın şimdi bugün CHP'ye bakıyoruz. Buradan politika yapacağım kusura bakmayın. Bugün CHP böyle bir duruş gösterebiliyor mu? Bir Ecevit duruşu var mı CHP'de bugün? Size söyleyeyim mi? Yok. Bugün ne yapıyor CHP? Gel abi gel. Sen Tayyip düşman, Tayyip düşmanı mısın? Gel. Sen Tayyip Erdoğan'ı seviyor musun? Sevmiyorum. Gel abi. Sen, 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 sen Tayyip Erdoğan'ı sevmiyordun değil mi? Gel sen de gel. Aa sen de sevmiyorsun değil mi? Gel 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 gel. Ne olursa olsan gel. Aa bu da sevmiyor Tayyip Erdoğan'ı. Gel. Gel, 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 gel. gel abi gel gel gel. Gel abi gel 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 gel. Bütün politikasını Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenleri böyle toplama. Gel sen de gel, 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 ve ittifak kuralım. Uy keman, violonsel bu da sevmiyor Erdoğan'ı. Gel abi. Böyle bir ittifak kurup sözde iktidar olmaya yönelik stratejiyle sen e, kendi duruşunu, kendi kimliğini, burada toplandığın bu insanların, bu partilerin neci olduğunu bilmeden bunların içinde hain de var. Bunların içinde belki FETÖ'cü de var. Belki diyorum. Bunların içinde belki şerif sizi de vardır. Nereden biliyorsun abi? Topluyorsun sen şu anda. Yani bakın 79, 1979'daki Bülent Ecevit'in CHP'si nerede? 2020'deki Bülent Ecevit'in CHP'si nerede? Yani CHP, 2020 yılındaki CHP nerede diyorum. Burada amacım CHP'yi eleştirmek ya da AK Parti'yi eleştirmek değil. Burada Eurovision şarkı yarışmasının ne kadar siyasetle iç içe olduğunu göstermek Rebizon şarkı çalışmasının siyasetle iç içe olurken taşıdığı anlamlarda ülkelerin bazı hamlelerinin ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu göstermek ve müzik ve sanat kullanılarak ülke propaganda'sı yapmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek ve tabii ki en önemlisi siyasi bir liderin bir partinin hem iç piyasada ülkesinde hem de uluslararası düzeyde diğer ülkelere karşı ülke menfaati Din, dil, ırk, menfaati söz konusu olduğunda gözünün hiçbir şeyi görmemesi gerektiğini ve e, bürokratik bir şekilde uslubuyla protestosunu yapması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Uru 1979'da Bülent Ecevit yaptı. Saygıyla anıyoruz. Biz bunları böyle küçük küçük yapsaydık bugün daha farklı bir yerdeydik. Bunu işte dürüstçe söylüyorum. Dolayısıyla ha Bugün, gün, geçen gün yani 79'dan bugüne kadar bu tarz çıkışlar yapan oldu mu? Küçük küçük çıkışlar yapmış olmuştur. Yap, yapan olmuştur ama bu yürek kimsede yok. Böyle yürekli delikanlı liderlikler istiyorum ben. Partisi ne olursa olsun için önemli değil. Anladınız mı arkadaşlar? 1979 yılının dış politika örneğine gerçek anlamda bir e, dış politika gurur örneğini e, sizinle paylaşmak istedim. Margarita Epik ondan sonra müziği bıraktı, müzik öğretmeni oldu, İzmir'e döndü. Kızın kaderi gitti, 21. Peron tam şey yapamadı. Evet, e, çocuklarımız, bizim sanatçılarımız zarar gördü ama o dönemde çok sağlam bir duruş gösterdik Türkiye olarak. Ve e, başka bir videoda anlatırım size, Bülent Ecevit'te televizyon şarkı yarışmasını Türkiye'ye taşımak için ciddi mücadeleler verdi diyorum. Başka bir videoda bunları da size anlatacağım. Rahmetleniyorum Bülent Ecevit'i ve şunu da söylüyorum. Lütfen ey halk, halkım diyemem, ey kardeşim biz kardeşiz. Müslümanlık, Türklük, millet, vatan gibi konularda lütfen menfaatleri, maddiyatları bir kenara bırakalım ve uluslararası ilişkilerimizde menfaatlerimiz hep ön planda olsun. Hiç sorun değil pasta yemeyiz mercimek çorbası içeriz. Hiç sorun değil mercimek çorbası da bulamazsak kuru ekmek yeriz. Yeter ki onurumuzla adam gibi düzgün bir hayat yaşayalım. Yani boynumuz bükük olmasın. Ben bu 79 olayını Bülent Ecevit anlatırken bunun gurunu yaşıyorum. Ama bugün görüyorum ki Kudüs de unutuldu. Filistin devleti de unutuldu. Unutulan o kadar çok şey var ki Hadi başka bir gün anlatayım. Videonun süresini doldurduk çünkü. Unutulan şeyleri anlatırsam hani derler ya ben konuşursam olay olur diye. Onun için susmuyorum. Saygıyla anıyorum Bülent Ecevit'i. Ruhu şad olsun. 79 dış politikadaki en önemli, delikanlı duruşumuzdur Kudüs meselesinde.